Arkadaşlar merhabalar. Nottingham İngiltere çalışmaları bitti. Tablo çalışmaları. Bunun kaydını birlikte yapalım. Ön çalışmasını yaptım. Kısaca görebildiğim atları, safkanları söylemeye çalışacağım. Tablomun bana verdiği, benim de tespit edebildiğim safkanları önermekteyim size. Çok fazla önermeyeceğim gene. Yani görebildiğim şanslı olanları aktarıp bırakmam gerekiyor. Gerisini kendiniz çözeceksiniz diyeyim. Faydalanıyorsanız takip etmeye devam edin. Sizi olumsuz etkiliyorsa benim bu video tablolarım takip etmeyin, olmaz diyeyim. Kupon kuramazsınız, yanlış yönlenirsiniz. Bunu da baştan anlatmış olayım. Birinci koşu maiden bir koşu. 15 nolu safkan, handikap puanı güzel bir safkan. 86. Kazanma ihtimali bence, handikapsız atları bilmiyorum ne durumdalar. Handikap puanı açısından grupta söz sahibi olacak bir safkan gibi duruyor. Birinci koşu 7'li plasaya. İkinci koşu maiden dişi sürprize açıktır arkadaşlar. Burası dikkat edin. AGF'lere kalacağız. AGF'lerden ya da hissettiğiniz atlardan diyeyim. Yazmaya çalışın. Ben de net olarak herhangi bir şey söyleyemiyorum. İki tane handikap var. Ortalama bir handikap bu handikaplarda. Maiden dişiler, dişi yarışları sürprize açıktır. Bakın her zaman için söylerim bunu. Bu yarışta böyle bir sonuç çıkabilir. Geçiyorum burayı. Üçüncü koşu handikapla başlıyoruz. Handikap yarışları. Dün de anlattığım gibi handikaplar zordur, kolay değildir. Dek getirirseniz bir şeyler yakalarsınız. O yüzden kesinlikle bütçenizi aşmayın. Israrla önerdiğim şey budur. Ki bilsem ben kendim her gün tuttururum bu olayları. Gördüklerimi anlatmaya da devam ediyorum devamlı olarak. Üçüncü koşu 8. Bu kilo verme ihtimali yüksek 2 yaşlı safkanlar içerisinde. Maiden olmasına rağmen en şanslı safkan haline bakın. 72 kalite puanıyla akabinde 9. Bu atlar, bu kilolarla bu yarışta şanslı hale gelirler. 2 yaşlılar için 1200 metre orta mesafedir. Öyle kısa falan değildir. O yüzden de kilo farkları etken olur. 8-9 sonra 4-2'yi öneririm. Kalite puanı yüksek olan bu safkanlar. 1 ve 5'in kazancından dolayı kilo almış olmaları gerekir. O yüzden performansları düşer arkadaşlar. Diğerleri şanslı olur. Koşmazlarsa tabii 1-5 kazanır. Yani bu iş böyle gider. Geçiyorum. 4. koşu handikap. Mesafe kısa. Bu kötü. Uzun olması lazımdı. Mesafe kısa. Handikap aralığı çok az. Kilo farkı çok fazla yok. Gene de daha önceki yarışlarında para kazanan kilo olan atlarımız var. Bunlar 1, 4, 5, 9, 6 gibi dişi safkanlarda var. Bunların içerisinde kilo veren, para kazanamayan atlar da var. Önerim 16, 10 ve 11 nolu safkanlar mutlaka kuponlarınızda olsun. Yarışın ben de favorisi bunlar çıkarlar her zaman için. Özellikle 16 bakın. O 54 kilosuyla çok avantajlı hale gelmiş durumda bu yarışta. Devamlı olarak gittiğim yerlerdir buralar. 17-3-2. Bunlar da 3-2 kalite puanı yüksek. 17'de de yarış kazanma ve kilo avantajı var. Bunu da değerlendirmeye alın. Önerim bu olsun. Gene 1200. Gene kısa mesafe. Ancak handikap yarış olunca her şey değişir. İstatistikler değişir. Dereceler değişir. Alttaki kilo veren atlar şanslı hale gelirler arkadaşlar. Ve zor bir koşu tabii ki. Yani bu söylediğim atların dışına çok kolay çıkılır. Öyle hani bunlar tamam yazalım geçelim ne de olmayabilir. Ancak en şanslı safkanlar görebildiğim kadarıyla bunlar. Geçiyorum. 5. koşu handikap 2000 metre. 2050 metre. Burada kilo farkı etkendir. Ancak gene bakın 80 ve 88 arası. 8 handikap var. 4 kiloya tekabül eder. Aralarında en fazla 4 kilo olacak demektir. Bu da yani şartlıya döner gibi bir durum haline getiriyor. Gene biz handikap mantığına göre gideceğiz ki yukarıdaki atlar 2, 7, 6, 9 kazançlarından dolayı kilo alırlar. Aşağıdaki atlar da kilo vermek zorunda kalırlar. 10, 1, 8, 4, 3 sıralamam. 10 nolu safkan bu kilosuyla çok şanslı durumda koşar durumda. 75 kalite puanı var. Diğer bir nolu at 62 kilosuna rağmen, 62 buçuğa rağmen para kazanamadığı için
kilo almaz ve 85 kalite puanıyla da grupta şanslı hale gelir. 1-8-4-3 sıralaması ben de bu şekilde arkadaşlar, bu 5. koşu. Sonra diğer atlar ve şunu devamlı söylerim, handikap yarışlarda burada en kötü at, en ganyansız at diyeyim size. Kimse onun bile gelme şansı her zaman için vardır. Bu mesafelerde kilo almış ve dişi safkanlar bir nebze geri planda kalırlar. Ben de bunu kullanmaya çalışıyorum ki gelebilecek atları tespitinin de işime yarıyor. Geçiyorum 6. koşu. Burası da bir handikap metre, 1000 metre çok az bir mesafe, yani sürat yarışı. Handikapın sürat yarışında şartlıya döner. İş kalite puanı yüksek olan atlar 65-66 ile 4 ve 6 çok ön planda çıkar. Bakın kiloya gitmedim artık burada. 1 ve 3 74-72 ile grubun üstünde bir safkanlar. Koşarlarsa söz sahibi olurlar bu kilolarla. Ve bu atlar olmazsa gene bakın kilo vermiş safkanlar diyeceğim kısmen de. Bunların içinden de birinci çıkma ihtimali yüksektir. Ve handikap yarışlarda tek olmaz. Fori hiç tek olmaz, öyle diyeyim ben size. Geçiyorum 7. koşu. Handikap burası da 3200 metre. Kilo veren safkanlar burada. Bu safkanlar içerisinde dişi safkanımız var, 3 yaşında safkanımız var. Bunlar dezavantajlı koşarlar. Metre, uzun metre ama dezavantajlı koşarlar. Önerim Altınoğlu safkan, son ikincilikleri var, 62 kilo, gene 3 yaşında, 72 kalite puanı verdiği için grubun en iyi atı durumunda şu an. Bu safkan mutlaka kuponlarınızda bulunsun ve gene kilo vermiş atlara, 17, 9, 8, 10'lu atlara gitmeniz yönünde. Tek olur mu Altınoğlu safkan? Hani handikap yarışta sürpriz atlar tek olur arkadaşlar. Favoriler biraz zor. Yarışlar da o yüzden zordur. Dek getirmeniz gerekir. Yani bu oyunları oynuyorsanız şayet mantıklı biçimde her an her yerde yatacağınızı bilin ve attığınız deklerin dek gelmesine çalış, dek getirmeye çalış. İnandıysanız da tek atın derim her zaman için. Benim söyledim diye altı gelecek diye bir olayı yok. Önerim bu 6, sonra 17, 9, 8 sıralaman bu şekilde gider bu uzun metreli mesafeli yarıştı. Bu kadar arkadaşlar. Nottingham akşamki yarışları vereceğim. Şartlı yarışlar biraz daha bana kolay geliyor. Handikaplar her zaman için zor diyorum. O yüzden dikkatli olun. Ufak rakamlarla iştirak edebilirsiniz bahislere. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.